getirdiğiniz için. Bugün geçtiğimiz günlerde ekibine katıldım. Gate 27 ile birlikteyiz. Gate 27'nin kurucusu Melisa Tapan, danışmanlarından Beral Madra ve konuk sanatçılarından Ekin Kano bizlerle ve onlarla bu yeni konuk sanatçı programı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Açıkçası bu etkinliğin böyle bir güne gelmesi çok güzel. Neredeyse bir senesini tamamladı Gate 27. Hem İstanbul Yeniköy'de hem de Ayvalık'ta iki tane konuk sanatçı programı yürütüyor. Şu ana kadar 24 kadar sanatçı ağırladı. Farklı ülkelerden ve farklı şehirlerden. Ve bu sanatçılar arasında bir diyalog geliştirdi, üretimler gerçekleşti ve gerçekten Türkiye sanat ortamı için çok faydalı ve geleceğinde de çok başarılı olacak bir girişim olarak görüyorum. Öncelikle Melisa ile başlayalım. Melisa, bu proje nasıl başladı? Senin nasıl bir hayalinle yola çıktı? Neler düşünmüştün burası için? Bir dakika, pardon, kendimi mute etmiştim. Master sürecinde sanat pazarını araştırdığım bir dönemim oldu. Bu dönemde sanat profesyonelleriyle, sanatçılarla bir araya gelip sanat pazarının ihtiyaçlarına baktık. Burada etkilendiğim farklı bir konu da bilgi paylaşımının yüksek olduğu ekosistemlerdeki farkları ve etkileri görmem idi. Gate 27 ile ilgili olan hayalimse farklı disiplinlerden işbirliklerini yaratabilmek, kooperatif fikir üretimini teşvik eden bir program oluşturabilmekti. Geleceği şekillendirme konusuna baktığım zaman da benim için önemli olan şey sanat ve kültürün etkisini çok değer veriyorum. Ama buna ek olarak da tüketici kültürünün üretici kültürüne doğru kayması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunları bir araya getirdiğimde de sahip olduğum ağları birleştirerek aslında sanat dünyasına fayda yaratacağına inandığım bir platform oluşturmak istedim. Bir yandan arkada bir video da döndürüyorum. Daha önce çekilmiş burada çalışan sanatçıların da bulunduğu videolar. Birkaç video daha dönüştüreceğim ama bir yandan da sohbetimize devam edelim de istiyorum. Peki şu ana kadar kaç sanatçı ağırladı Gate? Nerelerden geldi bu sanatçılar ve nasıl üretimler yaptılar? Ya aslında dünyanın pek çok farklı alanından sanatçılarla çalışma fırsatımız oldu çok kısa bir sürede. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sanatçılar, Amerika'nın farklı şehirlerinden sanatçılar geldi. Buna ek olarak İran'dan bir sanatçıyla çalıştık. Yunanistan'dan bir sanatçıyla, Peru'dan bir sanatçıyla. Böylece farklı kültürleri bir araya getirebildik. Bizim için çok keyifli bir tecrübeydi. Çok değişik üretimler oluştu. Çok farklı disiplinler olduğumuz için farklı disiplinlerde sanatçılarla bir araya gelebildik. Ekin'in işlerini belki bazılarınız biliyordur. Çok etkileyici işler vardı Ekin'de. Onun dışında seramik çalışıldı. Müzik, Selçuk Artut ve Alp Tugan'la Ra grubu, heykeller oluştu. Farklı disiplinlerde çalışmakla beraber aynı zamanda araştırma konusunda da aktif rol almaya çalıştık. Sanatçılarımızı üniversitedeki akademisyenlerle, Beral hocamızın sayesinde farklı disiplinlerdeki araştırmacılarla bir araya getirebildik. Teşekkür ederiz. Bu dönemde aslında birçok danışmanla da çalışıldı. Belki hani onlardan bahsettik daha sonra sözü Beral Madra'ya belki teslim edebiliriz onun için nasıl bir süreç olduğuna. Kimlerle çalıştınız bu süre içerisinde? Bir danışma kurulu var. Aslında çok şanslıyım. Çok güzel bir danışma kurulum var. Şu an bizle beraber Beral Madra danışma kurulumuzun bir parçası. Aynı şekilde Nazan Öçer, Ahu Antmen, Selçuk Artut gibi böyle güvendiğimiz kişilerle bir araya gelmek istedik. Buna ek olarak sen takımımıza katıldın. O yüzden onunla da çok mutluyum. Merve Çağlar da bize stratejik konusunda danışmanlık yaptı.
Beral Manca bütün bunlara ek olarak sanatçılara da program dahiliyetinde mentörlük yapıyor. Hocam sizin dahiliyetiniz nasıl oldu projeye? Yaklaşık bir sene oldu bu proje. Sizin için nasıl bir şeydi? Sizin için Gate27 ne ifade ediyor Türkiye sanat ortamında? Ben biliyorsunuz Ayvalık'tan katılıyorum Beyz'in bu konuşmasına. Ben de çok memnun oldum Beyz'in bizi davet etmiş olmasına. Gerçekten Gate27'nin İstanbul sanat ortamındaki bir yıllık çalışma süreci çok büyük katkılar sağladı sanat ortamına. Özellikle bu pandemi döneminde bile çalışmaya devam ediyor olması tabii çok çok önemli. Ben Gate27 için şunu söylemek istiyorum. Gate27 aslında İstanbul'un tarihsel sanatçı sanatçı misafirperverliği konusundaki tarihsel bir misyonu devam ettiren bir kurum olarak düşünüyorum Gate27'yi. Biliyorsunuz bu sanatçıları konuk etmeye kalkışan kentler her zaman için öne çıkmıştır. Ama İstanbul bunlar için de gerçekten şöyle bir iyice geriye doğru gidip baktığımızda çok yani Rönesans'tan günümüze kadar çok geniş bir sanatçı kitlesini, yazar, şair, ressam bunları misafir etmiş bir şehir. Bu nedenle Gate27'nin kökleri çok derin olarak düşünüyorum. Bugünkü yani bugünkü koşullar içinde gerçekleşmiş bir proje ve bunun için Melisa'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten çok akılcı ve çok sürdürülebilir bir sanat katkısı ve kültür katkısı yapıyor. Hem İstanbul'a hem Türkiye çapında diyelim. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi Anadolu'nun birçok üniversitesinden ve şehrinden de sanatçılar gelip İstanbul'da kalma olanağı buldular. Bu bir sene içinde bence çok önemli üretimler de yapıldı. Çünkü sunulan mekanın bulunduğu alan bir sanatçının en rahat biçimde çalışmasını sağlayacak olanaklara sahip. Öncelikle sanatçı buraya geldiğinde işte güncel zorluklarla karşılaşmadan işte yaşamı devam ettirmek için gerekli olan güncel zorluklara hiç katlanmadan işini yapabiliyor. Bir de başka sanatçılarla karşılaşabiliyor. Melisa'nın söylediği gibi birçok işte küratörler, akademisyenler, istedikleri kişilerle, uzmanlarla karşılaşabiliyorlar. Bu tabii çok üretimi çok teşvik edici bir durum diye düşünüyorum. Şimdi tarihsel dedim, hakikaten şöyle bir biraz zamanımız da var. Düşünün ki burada İstanbul'a gelenler, ben şöyle bugün bir baktım, Ayvazovski, Civan Yan, Fausto Zonaro, Amadeo Preziosi, Salvatore Valeri gibi, Jean-Baptiste Van Moor gibi ressamlar gelmişler. Bunlara gezgin deniyor ama geçmişte tabii bir yere uçakla gelip işte 3 gün kalıp dönmüyordun. Bayağı oturmak zorunda kalıyordun İstanbul'da. Bunları tabii kim misafir ediyor? Osmanlı yüksek burjuvazisinin misafir ettiği sanatçılardı bunlar. Ve biliyorsunuz bütün İstanbul'u resmettiler. Albümler İstanbul'un resimleriyle dolu. Yani geçmişteki böyle bir üretim bugün aynı şekilde devam ediyor. Bunun sürdürülebilir bir olay olması benim için çok önemliydi. Yani gerçekten Türkiye'de bu sürdürülebilirlik konusu her zaman için çok başarılı olmuyor. Ama bu başarılı bir iş olarak görüyorum bunu.
Ben Berlin Senatosu'nun sanatçı konaklama projesini 1995'te bana mentorluğunu verdiler. 2013'e kadar sürdürmüştüm ve yani 100'e yakın sanatçı geldi, burada kaldı 6'şar ay. Aynı Gate 27'deki gibi üretim yaptılar. Daha önce de yani burada Almanların öncülüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu şey, Berlin Senatosu'nun bu sanatçı rezidansı 1980'de kurulmuştu. Yani o zamandan beri şairler, işte sinemacılar vesaire gelmişler. Şimdi tabii örnekleri çoğaldı. Ben de düşünüyorum ki bu projenin içinde bana Melisa bu fırsatı verdiği için çok mutluyum. Çok iyi sanatçılarla tanıştık, konuştuk. Bir sanatçılarımızdan biri Ekin, fevkalade üretimler yaptı. Ben zaten onun resimlerine de, buluşlarına da, bu estetik buluşlarına da çok hayrandım. Birebir ölçüde onu izleme şansına eriştim. Nasıl ürettiğini gördüm. O da çok ilginç oldu benim için. Evet, yani şey aslında, yani hem katılımcılar için hem de bu katılımcılarla diyaloğa geçen herkes için çok faydalı bir süreç bence de. Yani sürdürülebilir olması, dediğiniz gibi Almanya örneğindeki gibi sürdürülebilir olması, 80'lerden bu yana bunun devam ediyor olması, o network'ün oluşması ve birbirinden beslenmesi, yani buraya gelen sanatçıların da birbirinden beslenmesi çok önemli bence. Ben böyle kısa bir sunum hazırladım aslında, şey arkadan dönsün diye, belki hani şu ana kadar buraya gelen sanatçılardan bazı işler var, herkes koyamadık. Ardından Ekin'e geçmek istiyorum ama ilk önce bir hani şu zamana kadar kimler geldi, belki onları bir bakış sunarız. Siz de eğer hocam arkada yorum yapmak istediğiniz bir şey olursa katılabilirsiniz. Çok sevinirim. Aynı şekilde Melisa sen de. Aynı zamanda sunum şeyi de içeriyor. Mekandan bazı görüntüleri de içeriyor fikir vermesi için. Ben şu an bu alandayım. Aynı zamanda arkamda gördüğünüz yerde oturuyorum. Sanatçıların ortak çalışma alanlarından birisi Gate 27'nin. Lynn Criswell'in bir çalışmasını görüyoruz burada. Lynn Criswell de geçtiğimiz Ocak ayında sanırım buradaydı. Aynı zamanda farklı disiplinlerden sanatçılar, Eli Bensusan bu gördüğümüz sanatçı. Eli tasarım geçmişti bir sanatçı. Şu anda aynı zamanda tasarım Biennale'de de bir eseri yer alıyor. Onu çalışma yaparken gibi şeyi gösterdi. Michael Bishop. Aynı zamanda buradan yolu geçen sanatçılar Gate'de bir eser bağışlıyorlar ve bu şekilde de bir Gate 27 koleksiyonu oluşuyor. Ziyaret etmek isteyenler olursa açık stüdyo günlerimiz olduğu vakitlerde bu eserleri de görmeye gelebiliyorlar bu arada. Onu da söylemiş olurum. Yani Derkinost. Tamer Nakışçı. Tamer'in önümüzdeki haftalarda bir enstalasyonu Gate 27'nin bahçesinde gerçekleşecek. Daha sonra Gate 27'nin bahçesinde kalacak. Bu şekilde kalıcı eserler bırakmaları da sanatçıların mekanda dönüştüren bir şey aynı zamanda. Ethem Şahin daha yeni buradaydı. Yaklaşık bir ay kadar Yeniköy'de rezidansını gerçekleştirdi. İzmir'deki yangından kaçarak İsviçre'ye yerleşen bir sanatçının izinden gittiği bir hikayesini sunuyordu. Özgür Kahraman da geçtiğimiz ay buradaydı. Şu anda Melisa'nın oturduğu yerin hemen arkasında aslında olduğu işlerini görebilirsiniz, bu işlerini. Görme engellerle ilgili çalışmalar yapıyordu. Görme engellerinin sanatsal algısı üzerine hem akademik hem sanatsal hem de araştırma içeren bir projesi var ve devam eden proje aslında başlangıcını burada gerçekleştirmişti. İdem Erbaş'ın bir çalışması. Bilal Yılmaz ve Bilgin Ayvalık'ta gerçekleştirdiği bir çalışma. Belki bu projeden birazcık bahsedebilirsiniz Bel Hocam. Siz Ayvalık'ta onlarda biraz daha vakit geçirme şansınız da olmuştu. Ayvalık
Tabii biraz farklı, İstanbul'a göre farklı bir olanak sunuyor sanatçılara. Esasen Gate27'nin bulunduğu alan tamamen doğa içinde, Ayvalık'ın o çok çekici doğası içinde yer alıyor ve son derece sükunet içinde bir alan. Bu sükunette yani işte rüzgar, güneş batışı, güneş doğuşu, deniz, karşıda Midilli Adası inanılmaz bir böyle manzara sunuyor sanatçılara. Ayvalık tabii çok ilginç bir kent. Şöyle söyleyelim, Kuzey Ege'deki en iyi korunmuş kent, yani Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş mimarisi olduğu gibi duruyor. Ve bu şehirde müthiş bir sanatçı yerleşmesi söz konusu. Yani 35-40 sanatçı sayabiliyoruz bu şehirde yaşayan. Bilal ve Lidya bunun farkına vardılar ve şehirdeki sanatçıları ve zanaatla uğraşanları bir belgelemek istediler ve bunun için onlara bir olanak sunuldu. Bütün şehri gezip bu haritayı çıkarabildiler. Son derece yararlı oldu bu belgeleme açısından. Çok önemli bir arşiv oldu. Bunu belediye başkanına da sunduk. O da hayretle tabii bu haritayı görünce hayranlıkla baktı. Ve bunun yani Ayvalık'ın sanat ve kültür açısından gelişmesine büyük bir katkı olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle. Burada devam ediyor. Son dönemde Burçak Bingöl geldi. O da 3 hafta gibi kaldı burada. O da başladığı bir çalışmayı burada devam ettirdi ve kobalt mavisi üstüne bir çalışma yapıyordu. Kobalt mavisinin tarihsel geçmişiyle ilgili bir çalışma yapıyordu. Gerçekten o hiç şeyden, Gate 27 mekanından hiç çıkmadan devam etti ve çalışmasını bitirdi verimli bir şekilde. Üçüncü sanatçı da Coşar Kulaksız geldi. Biliyorsunuz o da çok ünlü bir fotoğrafçımız. O da burada gördüğünüz yerleştirmeyi yaptı. Bu panoların üstünde Ayvalık'ta çektiği fotoğraflar sergileniyor. Fakat bu fotoğraflar turistik fotoğraflar değil. Tamamen Ayvalık'ın sosyolojik, siyasal yapısıyla ilgili diziler hazırladı. Sanırım bu fotoğraflar zaman içinde bir kataloğa dönüşecektir. Çok değerli bir üretim bırakmış oluyor o da Ayvalık'a. Şu anda da Ali Cindoruk burada geldiler. Onlar daha yeni geldi. Biliyorsunuz bu olay pandemi yani koronavirüs sürecinde gerçekleşiyor. Tabii burada bu iş daha kolay oldu. Çünkü zaten mesafeler büyük. Doğanın içinde bütün bu olay oluyor. Fakat bizler zaman zaman gidip onlara destek verebiliyoruz. Yani koronavirüs tehlikesinden uzak bir şekilde, çok rahat bir şekilde üretimlerini yapıyorlar. Tabii Gate27'nin Ayvalık'taki bu varlığı da Ayvalık'ın kültür ve sanat yapısına çok büyük bir katkı sağladı. Bu zaman içinde daha da belirginleşecek diye düşünüyorum. Çok değerli bir iş oldu. Benim de burada olmam iyi oldu. Çünkü ilgilenmek daha kolay tabii burada. Durum böyle. Ya aslında hani oradaki sanatçıların bulundukları çevreyle iletişime geçmesi, oraya bir katkı sağlaması da aslında istenen şeylerden biri, beklenilen bir şey. Umut edilen bir şey anladığım kadarıyla program içerisinde.
Buradan aslında Ekin Kanı'ya geçebiliriz. Ekin, sen de hoş geldin aramıza. Burada ne kadar kaldın? Gate 27'de ne kadar süre geçirebildin? Gate'de sanıyorum 4,5 ay kadar kaldım. Pandemi olmasaydı bir 6 ayı bulacaktı. Ancak pandemi oldu, o yüzden herkes evine dönmek durumunda kaldı haliyle. Benim için çok keyifli bir süreç oldu, yoğun geçen bir süreç oldu. Ayrıca hocam çok teşekkür ederim. Yani Berer Hoca'dan danışmanlık aldığımız bir ortam. Çok verimliydi benim için. Ve biraz kendi hani yolumda daha objektif bakmam gereken yerleri öğrendim hocam sayesinde. Hem de diğer tanıştığım sanatçı arkadaşlarım sayesinde. Çünkü ister istemez hani sanat üretmek biraz yalnız yapılan bir şey. Ama ortak bir stüdyoda diğer sanatçılarla birlikte çalıştığınız zaman bir etkileşim oluyor ve hatta bazen istemediğiniz zamanda bile olsa bir feedback alabiliyorsunuz. Ve bunun çok dönüştürücü bir tarafı var. Ondan çok faydalandım. Ve tabii ki Berer Hoca'nın danışmanlığından. Bir yandan da kendi üniversite hocalarımla birlikte aynı evi paylaşma imkanım oldu. O da benim için çok iyiydi. Michael Bishop ve Link Disper, değil mi? Onlarla aynı süreçte buradaydınız. Evet. Peki buraya nasıl bir projeyle başvurmuştun? Burada o bir proje üzerinden mi çalıştın yoksa daha serbest bir çalışma gerçekleştirdin? Ben resim yapacağımı söyledim başvururken. Resimler aşağı yukarı belliydi. Onları burada gerçekleştirmeye çalıştım Gate'de. Biraz malzeme üzerine çalışıyordum o dönem. Hala malzeme üzerine çalışıyorum ama farklı denemeler yapmaya çalışıyordum. Ve hatta kötü denemelerime Melisa ve Berol Hoca da şahit olmuştur. Kurumayan resimler çıktı ortaya. Bununla başvurmuştum. Biraz malzeme denemesi yapmak üzerine. Ve bu şekilde 4,5 ay geçti. Ekin, senin bu San Josef'teki sergin beni çok çok etkilemişti. Biennial sırasında yaptığın o, değil mi? Biennial, geçen Biennial'in sırasındaydı o. Evet hocam. Mekanla çok uyuşmuş bir sergiydi. Orada yani yerleştirmen o kadar ilginçti ki yapıtlarla o farklı odaların konuşması çok hoşuma gitmişti açıkçası. Ve de çok da ses getirmişti hatırladığım kadar. Bundan sonraki projelerini merak ediyorum. Şu anda neler yapıyorsun? Epeydir görüşemedik zaten. Evet hocam, şöyle oldu. Zaten sizin teşviğinizle ben ikinci kişisel sergiyi Öktem Aykut Galeri'de açmış bulundum. Bu hafta son. 28 Kasım'da kapanıyor sergi. Bundan sonra bir süre atölyeye kapanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de San Josef'in 150. yıllı sergisi olacak. Aslı Seven'in küratörlüğünde. Bir karma sergi olacak bu. Ona bir iş hazırlıyorum şu anda. Bu şekilde devam ediyor. Daha henüz bu sergiden sonra tabii ki daha hani puslaya bitmediği için henüz atölyeye tekrar girme fırsatım olmadı. Sergiyi kapatıp bir süre dinlendikten sonra yeniden stüdyoya girip çalışmaya başlayacağım. Puslu evden de biraz bahsedebilir misin? Yani gidemeyecek olanlar için de en azından biraz dinlemiş oluruz. Tabii ki. Puslu ev aslında aciliyeti olan bir sergi oldu. İki ay içerisinde ürettim işleri ve pandemiden yola çıktığımı bilmiyordum aslında. Ama galiba pandemi üzerine bir sergi oldu. Daha doğrusu pandemi esnasında yaşadığımız bir belirsizlik duygusundan geliyor. Ama bu tamamıyla benim hani öznel yaklaşımım sergiye olan. Ormandan fragmanlar içeren bir sergi. Ölümsüzlük mantarı diye bir ağaç üzerinde yetişen bir mantar var. Onları yeniden ve onların formlarını yeniden kurguladığım resimler içeriyor. Aynı zamanda da yani puslu ev, bir pus, bir görememe, görmeye çalışma ama görememeyi temsil eden
imgeler içeriyor sergi. Umarım görürsünüz. Evet, çok güzel bir sergi. Ben de tavsiye ediyorum göremeyenler için. Tebrik ediyorum da. Gerçekten burada işlerini gördükten sonra, şu an mekanda yaşayan işlerini gördükten sonra sergi daha da bir anlamlı hale geliyor. Peki Melisa, bundan sonrasında neler planlıyorsun? Ne gibi hayallerin var? Bu mekanın nerelere geleceğini düşünüyorsun? Aslında bizim için en önemli kelime bence bu konseptte sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliği iki alanda düşünebiliriz. Biri çevreye verilen zarar üzerine sürdürülebilirlik ve bunu azaltmak için yapılan her türlü aksiyon. Buna ek olarak kurumsal sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Gate27'nin uluslararası ve ulusal uzun süreli işbirlikleri Gate27'nin kurumsal sürdürülebilirliği için bence öncelikli konulardan biri. Gelecekte de şu anda olduğu gibi aslında programı her seferinde sanatçılarla bir araya geldikçe geliştirmek, daha çok fayda sağlayabilmek üzerine çalışmak istiyoruz. Geleceğiyle ilgili şu anda bunları söyleyebilirim. Ben de bir şeyler söyleyeyim gelecekle ilgili. Bu tabii sadece Gate27 değil, bütün İstanbul'daki çağdaş sanat ortamını ilgilendiren bir durum. Yani bu aşamadan sonra bütün bu etkinlikler nasıl olabilecek? İşte sanatçılar yani kitleyle karşılaşma konusunda daha bir süre zorluk çekebilecekler diye düşünüyorum. Çünkü yani anlaşılan bu pandemi koşulları daha aşı bulunana kadar, işte bütün dünya aşılanana kadar, ki bu da çok büyük bir olay. Bence herkes yeni yöntemler düşünecek. Mesela Gate27 bu yöntemleri biraz deneyimlemiş oldu. Ve bu açıdan deneyim kazandı açıkçası. Yani mesela işte şeyi de hatırlatalım Melisa. Gülnur Özsoy'un bahçede heykelleri var. Mesela o galeri içinde sergilemeyip Gate27'nin bahçesinde sergiledi. Ve herkes rahatlıkla gelip, yani bu bir çözümdü. Rahatlıkla gelip görebildiler bu yapıtları. Çünkü zaten üretilmiş bir şey var. Bir türlü sanat ortamına çıkamıyor gibi bir durum oluyor. Herkes için geçerli. Mesela Ekin bir deneyim geçirdi. Galeride sergi yaptı. Herhalde izleyicide bir şey var tabii, yani bir düşüş olduğunu bilmiyorum. Tabii Ekin daha iyi söyler bunu ama... Şimdi bence sanatçılar ve sanat uzmanları arasındaki ilişki daha da yoğunlaşacak bu önümüzdeki süreçte. Yani birlikte çalışma ve kolektif çalışma meselesi gündeme gelir diye düşünüyorum. Gate27 bu kolektif çalışmanın tam bir örneği gibi görünüyor bana. Yani biraz önce Ekin de söyledi, burada karşılıklı etkileşim içinde ben de kendimi farklı yönlere doğru yönelttim diye söyledi. Yani kolektiflik görünüyor gelecekte. Başka da bir çare yok. Melisa da çevreye değindi. Zaten çevre konusunda da kolektif bir anlayış söz konusu. Ben böyle görüyorum önümüzdeki dönemi. Evet, yani bir yandan aslında bir araya gelmek zor olmasına rağmen fiziksel olarak, online olarak birçok etkinlik olmaya başladı. Yani daha geçenlerde mesela ASCP New York'un sanatçı stüdyolarını online olarak gezebildik. Normalde belki böyle bir şey yapamazken oradaki sanatçıların üretimlerine Zoom aracılığıyla ulaştık ve kişiler aslında daha bir ulaştı, daha bir elimizin altında. Dediğiniz gibi belki bir arada olup üretim yapmak için tam da doğru zaman, belki konsantre olup neyini için yaptığınızı da değerlendirmek için de doğru bir zaman.
Sanırım residency programları da birazcık daha virtual residency, yani daha böyle sanal ortamlarda ilerliyor gibi de görünüyor şey şu an benim izlenimim. Siz ne düşünüyorsunuz Değer Hocam? Öyle bir dönüşüm var mı sizce de? Evet, çok haklısın. Başka ne söyleyebiliriz bu yani önümüzdeki dönemdeki gelişmeler için? Önemli bir şey daha söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Yani bu işe yatırım yapan kesimler, yani Türkiye'de tabii bir koleksiyoncu kitlesi var diye tanımlıyoruz. Yani özel sektörün sanat ve kültüre yatırımında daha olumlu bir gidiş olacağını düşünüyorum. Çünkü şu yaşadığımız dönemde sanat ve kültürün insan hayatına nasıl olumlu katkı yaptığını herkes izledi diye düşünüyorum. Yani o çok büyük sıkıntılı ve eve kapanma dönemlerinde insanlar ne yaptılar, değil mi? Sanat ve kültürle zamanlarını geçirdiler. Yani tabii bu belki biraz iyimser ve naif bir yaklaşım oluyor ama bence sanat ve kültür öne çıktı. Ve bu online videolarla yapılan, mesela dün Perform İstanbul'un gene böyle konuşması vardı. Online konuşması vardı ve burada yaşayan sanatçının performansı söz konusuydu. 70'in üstünde insan izledi. Yani bu tabii şimdi mesela biz sergi açılışında 70-100 kişi görünce seviniriz. Yani demek ki bu online üretim ve tüketim süreci bir süre daha devam edecek ve daha da gelişecek diye düşünüyorum. Şunu tamamlayayım. Yani özel sektör ve belki de kamusal sektör sanat ve kültüre daha akılcı yatırımlar yapmaya doğru yönlenebilir. Yani olumlu görüşüm bu benim. Yani bunun faydasını gördüler. Sanıyorum böyle bir gelişme de olur önümüzdeki dönemde. Peki Eksi, sen ne düşünüyorsun bir sanatçı olarak? Yani şu an birçok online sergi var. Senin sergin de belki 360 çekilmiştir, bilmiyorum, öyle bir görme şansımız var mı, ama öyle görünmesi bir sanatçı olarak sen ne düşünüyorsun dijitalleşme konusunda? Ya ben açıkçası hiç hoşlanmıyorum bundan. Dijital bir sergi yapılacaksa da en azından o mecraya uygun yöntemler tercih edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü en son bir tane dijital sergi gezdiğimde gerçekten gülmekten bakamamıştım. Çünkü bugün hani bizim etli, canlı, kanlı bedenimizle alıştığımız pratikleri dijitalde dikte eden o taklitçi şeyler biraz saçma geliyor açıkçası buna. Ben bilgisayarımın ekranından tekrar bir sergi ortamına, yani sergi salonu illüzyonuyla baş başa kalmak istemiyorum. Madem dijitalde bir şey oluyor, o zaman sonsuz olanaklar sağlayan bir mecra, belki ona göre yeni pratikler oluşturulmalı ve öyle bir deneyim sunulmalı bize. Ona varım ama hani online'da işte sergi gezelim, bir de yani kendi adıma konuşayım. Ben resim yapıyorum. Malzeme benim için çok önemli. Maddisellik üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla bütün mekan aslında bir deneyime dönüşüyor. O mesela tabii ki Kiefer görmüşsünüzdür ama bir zaman Hamburger Bahnhof'ta Kiefer'in bir işte bölümü vardır. Oraya girdiğiniz zaman kokusuyla zaten aklınızı başınızdan alır. Yani malzemeyle uğraştığımız için izleyiciyle malzeme arasında bir bağ kurulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bunu dijitalde yapmak, yani zaten ortaya çıkan işin belki de hani bütün ruhunu, özünü götüren bir şey olur. Ama ona göre iş üretilebilir ve öyle bir yeniden düzenleme yapılabilir. Buna da her zaman sıcak bakıyorum.
Ben her zaman sanatçı bakış açısı daha bence kritik. Çünkü hakikaten sergilediğiniz şeyler, malzeme, koku apayrı bir şey. Ve dijitalin inanılmaz imkanları var ve onu kullanabilmek, ona göre düşünmek. Yani şey, mekanla spesifik iş yapmak gibi bir şey. Dijitale spesifik iş yapmak da öyle bir şey bence de. Süper. Biraz hızlı mı ilerledik? Çok mu hızlı konuştuk bilmiyorum. Bol bol süremiz var. Sorusu olan katılımcılar varsa belki soruları alabiliriz. Belki o sırada Melisa seninle şey konuşabiliriz. İlerleyen dönemlerde bazı işbirlikleri planlıyoruz. Onlarla ilgili belki birazcık şeylerden bahsedebilirsin. Tabii istersen Bengü Tasarım Bienali'nden biraz bahsedebiliriz. Tasarım Bienali ile bizim ilk aslında bir araya geldiğimizde konuştuğumuz konu Eli Ben Susan'dı. Eli'nin işleri Tasarım Bienali'nde şu anda görebilirsiniz Muda'da. Daha sonrasında da Tasarım Bienali'nin yabancı iki tane sanatçısını burada ağırlamayı planlıyoruz. Bunlar Portekizci sanatçılar. Portekizli sanatçılar. Ve 2021 gibi bir planımız var. İlk aklıma gelen işbirliği bu. İkinci işbirliğimize bilmiyorum Bengü, sen karar ver, bahsedelim mi? Belki şeyi söyleyebiliriz. Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Müzesi ile işbirlikleri. Yani buraya gelen evet. Sanatçıların özellikle akademik anlamda Sabancı Üniversitesi ile bir işbirliğinde olması, oradaki stüdyolarla ya da oradaki akademisyenlerle bir araya gelmesi gibi şeyler aslında gündemde. Aynen, aynen. O da çok keyifli oluyor. Sanatçıların oradaki stüdyoları kullanmaları, aynı zamanda dersleri audit edebilmeleri bizim için çok önemli. Akademisyenlere de akseslerinin olması ve araştırma konularıyla ilgili bir araya gelebilmeleri bence farklı bir bakış açısı katıyor. Berlin Hocam, tekrar size dönüp bir şey sormak istiyorum. Bu şu ana kadar güzel bir seçki oluşmuş. Gerçekten çok farklı disiplinlerden çok kuvvetli işleri olan sanatçılar seçilmiş. Ne gibi kriterler belirlemiştiniz? O dönem konuşurken yani bir sanatçıyı evet alalım çünkü şöyle dediğiniz özellikler neydi sizce? Evet. Öncelikle Türkiye'den davet edilen sanatçılar demin de söylediğim gibi İstanbul'da yaşamayan ve İstanbul'da da işlerini göstermek isteyen çok sayıda sanatçı var. Ve bunları da davet etmek o kadar zor değil. Çünkü birçoğu üniversitelerde çalışıyor ve biz tanıyoruz onları. Ya da işte kendimizi tanıttığımız için başvurular olabiliyor. Dolayısıyla yani Türkiye'li sanatçıların davet edilmesi her zaman için bir öncelik taşıyor diye söyleyebilirim. Çünkü esasen amaç da bir katkı sağlamak sanatçıların Türkiye'deki çalışmaları açısından. Uluslararası'na gelince ilk baştan beri konuştuğumuz gibi bir kere disiplinler arası. Yani tasarımcı da davet edilebilir. Şu ana kadar bir sinemacı gelmedi ama belki bir sinemacıyı da davet edebiliriz. Burada daha çok yani işlerin ilginçliği ve içerikleri, kavramları yani üretilen sanatçıların ürettikleri işlere bakıyoruz. Yani üretime bakıyoruz. O üretimin günümüzdeki önemine bakıyoruz. Ve İstanbul'a geldikleri zaman bu sanatçıların bu üretimi daha iyi geliştirecekleri bir ortam bulacaklarına inandığımız zaman ben öyle bakıyorum. Yani her zaman için bu sanatçı seçmek sözünden hiç hoşlanmıyorum. Onun için davet etmek diyorum. evet, böyle seçici olmak gibi bir şey yok. Yani burada bir seçicilik diye bir durum yok. Tabii
Melisa'nın network'ü, benim network'üm tavsiyelerde bulunabilir. O tavsiyelere mesela Melisa'nın büyük bir New York yaşantısı var. Oradaki network'ünü her an kullanması çok doğru. Oradan tavsiyeler almak çok doğru. Nitekim ilk başta bir iki sanatçı yani Amerika kıtasından gelenler öyle geldiler. O tabii bence çok iyi oldu. Tabii burada şey de pek ayırt etmedik. Hani genç sanatçı işte senior sanatçı falan diye böyle bir ayrım yapmadık açıkçası. Zaten böyle bir şeye de gerek yok. Çünkü tam tersine iki tane genç sanatçı varsa bir de daha olgun bir sanatçının orada bulunması bence daha sanatçıların diyalogları açısından daha ilginç diye düşünüyorum. Benim mesela Lynn Criswell'in işlerini çok çok beğendim. Christina Dimitriadis bugün Berlin ve Atina arasında yaşayan çok önemli bir fotoğraf sanatçısı ve biraz feminist bir sanatçı da zaten. Ne yazık ki o tam olarak tamamlayamadı bu koronavirüs dolayısıyla. Eğer kalsaydı bence İstanbul üstüne çok ilginç bir fotoğraf dizisi çıkacaktı. Kaldığı sırada bile ilginç şeyler üretebildi. Şimdi gelecek için yani herhalde biz belki tabii olanaklar el verirse, Melisa da karar verirse bir katalog çıkarılabilir. Bütün bu üretilen işleri gösteren. İşte o zaman bunu herkese dağıtmak da mümkün. Herkesin görebileceği. Yani sonuçta biliyorsunuz sergiler ve üretimler bu kataloglarla yaygınlaştırılıyor. Öyle bir proje olabilir önümüzdeki dönemde. Tabii bir sergi her zaman için düşünülüyor. Yani birikim olacak çünkü. Çok önemli bir birikim olacak ve bunun kitleye gösterilmesi aşamasına gelinecek. O zaman da düşünülecek bunun nasıl gerçekleşeceği. Süper. Ya ben sanırım sorularımın sonuna geldim. Oradaki kedi de inanılmaz şirin. Şu an ona odaklanmış durumdayım. Özür dilerim. Başımdan atamıyorum. Bunun başından beri bacaklarımı sallıyordu. Şimdi artık yani kucak zamanı. O da konuşmak istiyor. Çok tatlıymış. Teşekkürler. O zaman tekrar teşekkür. Bir bitirme aşamasında ben daha geniş anlamda bir şeyler söylemek için izin istiyorum. Melisa söyleyebilir miyim? Şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'deki sanat üretimi bu bölgede, yani yaşadığımız bölge biliyorsunuz çok sorunlu bir bölge maalesef. İşte Doğu Akdeniz'de sorunlar çıktı bu yaz. Bütün onunla uğraştık. İşte çevremizdeki ülkeler daha yeni Azerbaycan-Ermenistan savaşı diye bir olay. Beyrut'ta bomba patladı. Bakın ben oradaki sanatçıları takip ediyorum. Onlar çok zor durumdalar. Yani belki biz Melisa düşünürüz oradan birisini davet etmeyi. Yani söylemek istediğim şu. Türkiye bu bölgede bir yani cennet köşesi gibi ne derseniz deyin. Yani biz ülkemizde zorluklar çekiyor olabiliriz ama gene de Türkiye en iyi durumda olan bir coğrafya oluşturuyor. Ve yani bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Bence yani ben şimdi uzaktan bakıyorum işe, bu işin içinde olmasam, bunun danışmanı olmasam nasıl düşünürüm? Ben Melisa'yı kutlarım. Çünkü neden? Böyle bir şeyi düşünüp bu koşullar içinde bunun en yararlı bir proje olacağını düşünüp bunu sahneye koyabildi. Yani bu gerçekten takdir edilecek bir şey. Çok teşekkür ediyorum herkes adına. Ben de çok kısaca bir teşekkür etmek istiyorum. Bengü'nün dediği gibi bir sene oldu. Bu süre
zarfında Gate'de gönül isterdi ki bütün sanatçılarımız bu konuşmaya katılabilsin. Ama Gate'de yer alan, bu oluşumun oluşmasında bize destek olan herkese teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir sene geçirdik. Umut ediyorum ki böyle de devam edecektir. O zaman benden de bir teşekkür gelsin. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Gerçekten harika bir seneydi. Böyle çoğalarak devam etsin diyorum. Evet, yani böyle zor zamanlarda bile şu an harika laflarını söyleyebiliyor muyuz? Gerçekten güzel, verimli bir süreç oldu. Umuyorum uzun yıllar devam eden ve çevresine katkı sağlayan ve insanları buluşturan bir diyalog mekanı olan bir yer olur. Farklı disiplinler, yani sadece görsel sanatlar alanında da değil. Yazarlar, akademisyenler, araştırmacılar, herkes bir araya getiren bir oluşum olmaya hedeflemiş Gate27. Umarım bunu da uzun yıllar sürdürerek devam ettirir. Hepinize tekrar teşekkürler katıldığınız için. Beyze de tekrar teşekkür ederiz. Yakında görüşmek üzere. Açık stüdyo günlerimiz olacak. Belki online gerçekleştiririz. Sizlere de onları duyuracağız. Mutlaka Instagram'dan duyururuz. Ana iletişim kanalı Gate27'nin orası. YouTube'da da videolar var. Görmek isterseniz linklerini de paylaştık.